Gebeler ve tiroid hastalarının kullandığı iot internette mucize takviye olarak sunuluyor tüketicilere. Iotun harici kullanımı uzmanlara göre gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Sağlıklı kişiler için sofra tuzundaki iot yeterliyken bu takviyelerle vücuda binlerce kat fazla iot yani kimyasal yüklenmiş oluyor. Uzmanlar bilinçsizce kullanılan aşırı iot tüketimi için de uyarıda bulunuyor. Bunlar, şu çok moda oldu. İnsanların birbirine tavsiye ettiklerini görüyoruz. Hiç görmediğimiz kadar iyoda bağlı tiroid hasarı ile gelen hasta görüyoruz. Pandemiyle patladı. Bu bir halk sağlığı sorunu. Bu fütursuzca kullanılan iyot solüsyonlarından çok endişeliyiz ve şaşkınız. Peynir ekmek gibi kullanılıyor. Uzmanların altını çizerek uyardığı bu ürün solüsyonlu iyot normalde iyodu yemeğe kattığımız tuzdan almamız yeterli. Ama son günlerde Covid başta olmak üzere her derde deva olarak pazarlandığı için hastalar ya da sağlıklı kişiler tarafından şişe şişe iot tüketilir oldu. 3-4 aydır diyebilirim bu ürünler çok fazla soruluyor. Bağışıklığı güçlendirici etkisi var ya da zayıflamaya yardımcı oluyor gibi yanlış söylemlerle yönlendirilerek eczanelerimizden bunu talep ettikleri durumlar maalesef çok arttı. Oysa endokrinoloji uzmanı iot takviyesini gebeler ve tiroid hastaları için reçete ediyor. Sağlıklı kişilerse eser miktarda tüket etmeli. Ama son günlerde IOT'un ilaç formu da takviyesiyle neredeyse yok satıyor. Bütün kanserler, immün sistem hastalıkları, e, meme hastalıkları, her türlü hastalığa, prostatından, saç dökülmesinden her türlü şikayete, halsizlik, yorgunluğa iyi geleceği söyleniyor. 20 kişi üzerinde yaptığınız bir çalışmayla iot kullandım, akciğer kanserini engelledi diye bir şey söyleyemezsiniz. Hasta ekibine ısrar edip ya reçeteye yazdırıyor ya da reçetesiz satılan takviye halini alıyor. Gargara yapmak için bile iot kullanan var. Günlük almamız gereken iodun On binlerce katı yüksek dozu e, almış oluyorlar. Takip ettiğim hastalar, gelen hastalar hepsi iot kullanayım mı diye soruyorlar. Hı. Komşum kullandı, çok iyi geldi. Karşımıza bu hastalar sonrasında ioda bağlı tiroid hasarıyla geliyorlar. Bazen hiç kalmayabiliyor. Depolarımızdan getirtiyoruz. Bu da muhtemelen. Ha, yok bu şeymiş. Şöyle şurada 100 gramlık, 500 mililitrelik eczanede bulamayan internetten sipariş ediyor. İstanbul Eczacı Odası da çok sayıda satıcının e-ticaret sitelerinde iot solüsyonu satışı yaptığını İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazdığı dilekçeyle bildirdi. Reçetesiz satılması, kontrolsüz satılması e, ileride yani çok ciddi hani tiroid hastalığının yaygınlaşmasına da sebep olacaktır. Çok korkarız biz, çok kısa süre kullanırız zaten iotlu solüsyon. Endokrinologlar iot üretimi için azı kadar çoğu da zarar deyip uyarıyor. Sofradaki tuzun dışında iot kullanmak gereksiz. Iot eksikliği oluşmamışsa oluşmasın diye e, siz 5 gram 6 gram iotlu tuz kullanarak bunu karşılayabilirsiniz. Balık da yiyorsanız fazla fazla karşılarsınız. Sınırlı yolluyor, beyni mecburen kalbe yolluyor.